Hayır, bunu yapamam Pranav. Düğün yarın olacak. Kimse Gauri'nin yanından ayrılmıyor. Bunu nasıl yaparım? İşani, bize senden başka kimse yardım edemez. Lütfen. Bize yardım et. Size nasıl yardım edebilirim Pranav? Peki ya babaannem bunu öğrenirse? Bugün senin evine geleceğim. Onlardan kaçmamıza yardım etmen için. Ama bunun için yardım etmen gerekiyor. Lütfen İşani, lütfen. Sabah törenleri başlayacak ama kimse ortada yok. Herkes nereye kayboldu? Uyuyor olmalılar. Peki ya büyük hanım bunu öğrenirse? Herkes derin uykuya dalmış. Devars! Oh! Devars nerede? Devars! Hadi kalk artık ama. Bırak da uyuyayım, sen git başkasını kaldır. Büyük hanım burada. Hiç olmazsa şişeleri saklayın. Ne? Bayan Cenca, siz misiniz? Siz misiniz Bayan Cenca? Sabahın bu saatinde beni üzmeyin. Bakıyorum da daha uyanmamışsınız. Hanımım birazdan törene katılacak. Elinizi çabuk tutun. Tek derdi babaanneme bir şekilde etkileme. Bu yüzden sana söyledim. Uyuma, uyuma, uyuma. Yetmezmiş gibi Pratek geldi şu an aşağıda. Ne diyorsun sen? Kız kardeşlerinin fotoğrafını mı çekiyorsun? Evet efendim. Yoksa hadi, hiç çeker miyim? Çektiğin fotoğrafları göster. Ha, tamam. Ay vay canına. Gauri ne kadar güzel görünüyor. Bir prenses kadar güzel değil mi? Evet efendim. Hadi biraz daha fotoğraf çek. Ah olamaz. Abi neden hala hazırlanıp buraya gelmedi? Baba, sana cep telefonundan bahsetmiştim. Senin yüzünü gördüğüm mü var? Tıpkı bir canavara dönmüşsün. Aslana benziyor muyum? Çalışmadığın yetmezmiş gibi sürekli benden para isteyip duruyorsun. Ders vermeyi bırak baba. Yeni bir cep telefonu istiyorum. Git üzerini değiştir. Annen birazdan burada olur. Bunu ona da söylesene. Cep telefonuymuş. İşe ama yaramaz. Kimi çekiyorsun? Hayır hayır, kimseyi çekmiyorum. Bak sen. Babaannem geldi. Ha, yaramaz. O kız kim? Daha tanışmadık. Gauri'nin üniversiteden arkadaşı. Dün gece onunla partide tanıştım. İsmi Ruchika. Hey Ruchika. Buraya gelsene. Tanrım. Gerçekten geliyor. Merhaba. Neden böyle giyindin? Boş ver bunu. Pratikle tanış. Merhaba. Akşam törenden sonra kulübe gidelim. Yeni bir kulüp açılmış. Gidenler orayı çok övüyor. Neden olmasın? Çıkmadan önce seni ararım. Tamam. Şöyle yapalım. Sen benim numaramı al, sonra da beni ara. Tamam. 9-7. Ama neden ona Miteş amcanın telefonunu verdin? Bana telefon almayacak. Ben de bu sayede kimin aradığını bileceğim. Ve akşama kadar arayanlardan bakıp telefon alacak bana. Düğün nedeniyle bütün evi harika bir şekilde süslemişler. Gidip başka ne olduğunu görmek istiyorum. Merhaba Falcon. Merhaba Çatali. Bu harika bir şey. Harika değil mi? Harika demek bile sönük kalır. Ne zaman aldın? Abim mi aldı? Yurt dışı gezisinden dönünce verdi. Evet. Peki fiyatı ne kadar? 900 bin rupin. Harşat'ı iyi tanırsın. Bu ay hisse senedi piyasasında milyonlar kazandı. Ben de ona şans getirdiğimi söyledim. Bırak da bana bir tane şans bileziği alsın. Annem bunu gördü mü? Hayır. Ama artık bileğime taktığıma göre mutlaka görecek. Falgun, sendeki şans da akıl alır gibi değil. Bunu hemen Miteş'e söyleyeceğim.
Her misafire mutlaka soğuk içecek vereceksiniz. Eğer bir aksilik olursa hepinizi kovarım. Hadi işinizin başına gidin. Hadi işinizi yapın. Miteş. Ne oldu Çatali? Yoksa sen de mi gördün? Bunu görmeyen mi var? Herkes koluna ne taktığını gördü. Ne takmış? Oğlun Devarş'ı bilmez misin? Boş ver şimdi onu. Ben Falgun'dan bahsediyorum. Ne? Yoksa o da mı şort giyiyordu? Şşt! Bilekliğini görmedin mi? Değeri tam 900 bin rupi. Harşat ona hediye almış. Çatali, telefon çalıyor. Aç öyleyse. Bilinmeyen numara mı? Numaranın ismini öğrensene. Sesini hoparlöre ver. Ha, tamam. Merhaba. Bu da kim böyle? Demek öyle. Daha 10 dakika önce aramamı söylemiştin. Ama şimdi tanımıyorsun. Mümkün değil. Hayır, mutlaka bunda bir yanlışlık olmalı. Öyle mi? Dün gece partide tanışmıştık ve bu gece için bir şeyler planlamıştık. Yapma bari telaş. Eğer meşgulsen seni daha sonra da ararım. Yoksa yanında biri mi var? Bu kadar resmi olmana gerek yok. Eğer işin varsa seninle akşam buluşuruz. Hoşça kal. Evet, şimdi anladım. Amacın düğüne yardım etmek değilmiş. Telefon numaranı kime verdin? Seni arayanlardan bahsediyorum. Düğün bittikten sonra seninle özel olarak ilgileneceğim. O kızı ve seni döveceğim. Anladın mı? Yapılması gereken neyse yapmalısın. Sürekli babaannemden korkarak yaşayamazsın. Unutma, hayat sadece birkaç gün değildir. Peki ya anneannem öğrenirse ne olacak? Onu gerçekten seviyor musun? Evet. O zaman sadece onu sev, güçlü ol ve onunla birlikte git. Anneannem aşktan nefret eder İşhani. Evleniriz ama aşık olamayız. Hepsi bu kadar. Onu sen de tanıyorsun. Dur bakalım. Burası senin babanın evi mi? Ha? Bu evin hizmetçileri ne kadar cüretkar olmuş. Misafirler için hazırlanan tatlıları çalıyordun. Bu beni gerçekten üzdü. Demek sen Hansa Govarandas Parik'in evinden çalıyordun. Bakın ben sadece... Yeter! Kes sesini. Senin hatan da bu işte. Sen de sana benzeyenler gibi yeter demeyi bilmiyorsun. Seni şapşal, senin o çöp miden bunu sindiremez, anladın mı? Söylesene, senin ailende kim şimdiye kadar 1200 rupilik tatlı yedi? Boş ver, unut gitsin. Yoksa düğünün havası bozulacak. Ranvir, onu kapının önüne koy. Hey! Neden müzik sustu? Bunlar her yerde olan şeyler. Yine de müzik müziktir. Hadi durmayın. Herkes şarkı söylesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.